CGTN Türk Özel başlıyor. CGTN Türk Özel yayınından merhaba. Ben İlkay Akkaya. Gündemimizde yerel seçimler var. Konuğumuz 37. dönem medyadan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hoş Türkiye tüm hızla yerel seçimlere doğru gidiyor. Çok da az bir süre kaldı. Partiler aday belirleme çalışmalarını yürütüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de bu yönde çalışmalarını sürdürüyor ve bazı adaylarını da açıkladı. Tabii bu açıklamalarla beraber tartışmalar da beraberinde geliyor. Bugün gün yüzüne çıkan çeşitli konular var. Bunlardan en öne çıkan konuda özellikle önem öncelikle Hatay milletvekili Sayın Lütfi Savaş'ın yeniden aday gösterilme meselesi oldu. Sayın Erdem, buradan evet, başlayacak... Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı, evet çok özür dilerim. Buradan başlayacak olursak bu yöndeki eleştirileri nasıl karşılıyorsunuz? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Bu konuda tabii düşüncelerimi çok açıkça ifade ettim. Siyasi etik açısından uygun bulmuyorum. Partinin şu anda etkin bir karar alıcısı değilim. Eğer bir etkin karar alıcı olsaydım, yani bir parti meclis üyesi olsaydım, kesinlikle buna itiraz ederdim. E, aleyhte e, oy kullanırdım. Çünkü Lütfü Savaş deprem bölgesinin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Evet. Ve deprem bölgesi e, belediye başkanı olması sebebiyle e, süreçte günahı vardır demiyorum suç işlemiştir demiyorum. Zan altına sokmuyorum. Ama hiçbir günahı olmadığına dair ortada bir hukuki tescil de olmadığı açıktır. Dolayısıyla deprem bölgesi adayları belirlenirken e, dikkatli davranmak gerekir. E, buralarda lütfi savaşın belirlenmesi e, maalesef ki e, tepki e, ortaya çıkartmıştır. Hatay'da bir kurumamış kan vardır. Büyük bir Enkaz vardır, bir yıkım vardır, bir felaket vardır. Biz akşama kadar hükümet sorumlularını hesabını sorsun diye muhalefet olarak tepki gösterirken evet. kendi idari yöneticimizi evet. e, o dönem e, tabiri caizse hukuk hiçbir sorumluluğu yok demediği halde e, aday gösteriyorsak ilkesel olarak doğru bir şey yapmış olmuyoruz. Bu konu e, benim açımdan böyle bir meseledir. Bu şu anlama gelmesin. Ben Hüsnü Savaş'ı suçlamıyorum. Bu ülkesel bir şeydir. Siyasetin ilkeleri, siyasetin doğruları, siyasetin e, tabiatı ve kimyası itibariyle e, bu böyle olmalıydı, böyle olmadı, üzüldük. Hatay halkından hiçbir görevim olmadığı halde ben Cumhuriyet Halk Partisi adına özür diliyorum. Böyle bir Hata e, yapıldığı için ben hatay altından özür diliyorum. Netice itibariyle bana göre e, Lütfü Savaş aday olmamalıdır. Adaylıktan çekilmelidir. E, hatta parti meclisi bir sonraki toplantısında Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çektirmelidir. Bunun ee, için peki Sayın Erdoğan. Evet buyurun. Evet. Ee, Onurlu davranalım kaybedeceksek de e, savaşlı birlikte kaybedin. Buyurun buyurun pardon buyurun. Evet, yüzüğümüz gereği e, parti medisinde e, belirlenmiş olsa bile Tüzüğümüz ve usullerimiz gereği bir oylama yapılabilir. Bu oylamada lütuf savaş aleyhine bir aday çıkartılabilir e, ve bir an önce bu oylama ile lütuf savaş çekilebilir. Bu aday nasıl belirlenmelidir? bu aday Hatay'ın yüreği yanan halkına sorularak belirlenmelidir. Hatay'ın yüreği kanayan halkına ve orada enkaz altında halkımız için mücadele etmiş, yakınlarını, akrabalarını kaybetmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli örgütüne sorularak yapılmalıdır bu aday. Dolayısıyla şimdi kalkıp böyle bir tepeden aşağıya doğru yani hiçbir tahkikat bitmeden, yani soruşturmalar bitmeden e, Sayın Özgür Özel çıkıp Camdaş Tolga Işık'a Hatay'da çok önemli şeyler yapacağız. Bu muydu yani çok önemli şeyler? Bu muydu çok önemli şeyler? Ben görevim sürecinde Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bu konuyu aktardım. Düşünceme aynen böyle anlattım. Beni onaylayan bir konuşma da yaptı. E, biz eğer görevimize devam etseydik Hatay'da Geniş tabanlı referandum yapacaktık. Aday belirleme referandumu. Ve Türkiye'de bütün büyük şehirlerde ve CHP'nin yüzde %50'nin üstünde oy aldığı bütün belediyelerde biz ön seçim yapacaktık zaten. Dolayısıyla e, Hatay'da hem ön seçim yapacaktık. Hem de deprem bölgesi olması sebebiyle geniş tabanlı referandum yapacaktık. Kamuoyuna soracaktık. Ve e, Lütfü Savaş'ın yerine e, bu süreçte yeni bir aday gösterecektik. Değişim politikaları denilerek yeni bir e, yönetim belirlendi. Yani bu süreçte aday belirleme sürecine bu anlayış yansımıyor diyebilir miyiz o zaman? E, yansımıyor tabii. Bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel 4 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kurultayında çıkmıştır. Demiştir ki ben namus ve şerefim üzerine söz veriyorum ki bundan sonra söz, karar, yetki CHP üyesinindir. Aynen böyle bir ifade kullanılmıştır. Ondan sonra çıkılmıştır. Bakın dün Sayın Şaban Sevinç benim katıldığım bir televizyon programında Özgür Özel'in kendisine bizim üye yapımızda problem var, üye yapımız sorunlu, ön seçim yapamıyoruz dediğini beyan etti. Evet e ben de tam bunu soracaktım. Hı hı. Peki şimdi Sayın Özgür Özel'i Marslılar mı seçti? Neptünlüler mi seçti? Plütonlular mı seçti? E bu üye yapısı seçti. Bugünkü adayları atayan parti meclisini Jüpiterliler mi seçti? İnsan suretine girmiş uzaylılar mı seçti yani? Reptil yanslar mı seçti? Kim seçti? E bu üye yapısı seçti. Bu üye yapısı genel başkan seçebiliyor. Bu üye yapısı parti meclisi üyesi seçebiliyor. Bu üye yapısı il başkanı seçebiliyor. İlçe başkanı seçebiliyor. Kemal Bey döneminde bu üye yapısı milletvekili seçti. Ön seçim yapıldı. Ama belediye başkanı seçemiyor. Niye seçemiyormuş? Gerekçe neymiş? Üye yapımız bozukmuş. Bu üye yapısı bütün bunları seçerken sağlam. Belediye başkanı seçerken mi bozuk? Cumhuriyet Halk Partisi üyesi genel başkan seçerken parti meclis üyesi seçerken sağlam da belediye başkanı seçerken kafası mı karışıyor? Ya, samimi olmak lazım. Peki samimi olmak lazım. Burada siz ön seçim yapılması gerektiğini söylüyorsunuz sanırım değil mi? Efendim her yerde yapmayabilirsiniz. Hı hı. Kritik yerlerde Eyüp Sultan'dır, Beyoğlu'dur dersiniz ki burada hem ön seçim yapalım hem de kamuoyu yoklaması yapalım dersiniz. Bu anlarız biz. Bunlar yöntemlerdir, tartışılır bunlar. Ama Kadıköy, Beşiktaş, Maltepe, Bakırköy buralarda şimdi Şişli'de 24 tane aday var. 24'ün 24'ü de kazanacak. Şimdi mesela dün Çekmeköy örneği verdim. Şişli'de ismi geçen bir arkadaş adaylıkta ismi geçiyor. Muhtemelen de adaylaştırılacak. Şişli vatandaşına ismini soralım. Yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir. Şişli'nin yüzde biri. Ben bu kişiyi tanıyorum derse eğer. Bakın yüzde bir. Derse eğer. Ya benden ne istiyorlar onu yapayım. Adayları neye göre belirliyoruz? Adaylar akrabayı talukat ilişkisine göre mi belirleniyor? Bir kişiye yakın olmak eğer yeterliyse zaten geçmişte bu böyle değil miydi? Bizim de geçmişte eleştirdiğimiz Kemal Bey'in terk ettiği, bizleri göreve getirerek terk ettiği o siyaseti bugün bizim yıktığımız o siyaseti tekrar canlandırmaktan başka ne anlama gelir bu? Ne anlama gelir bu? Mesela Kuşadası Belediye Başkanı başarı anketleriyle mi belirlenmiştir yoksa Bülent Tezcan'a yakınlığı üzerinden mi belirlenmiştir yani hakkında yapılan anketlerle mi belirlenmiştir Ömer Bey yoksa Bülent Tezcan'ın talebi doğrultusundan belirlenmiştir yüzlerce şey söyleyebilirim yani yeni bir, ya bir kadrolaşmaya mı gidiliyor ben, ben, Eren Bey yeni bir kadrolaşma mı? Belirliyordu, Ahmet Hı -hı. belirliyordu, Mehmet belirliyordu. Biz bunu değiştireceğiz demediniz mi kardeşim? Üyeye soracağız demediniz mi? Ön seçim yapacağız demediniz mi? Şimdi çıkıyor televizyona. Dün Şaban Sevinç, CHP'nin üye yapısı problemli. CHP'nin ya bu CHP'nin üyesine hakarettir ya. Hakarettir ya. Ya bunu nasıl bir parti meclisi üyesi çıkıp da tekzip etmez ya? Parti meclisini CHP üyeleri belirliyor. Ya genel başkanı seçiyor. Ama CHP üyeleri belediye başkanını seçmeye yetkin değilmiş. Kafaları yetmiyormuş. Yığma üyeler varmış. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Evet, böyle bir şey kabul edilebilir mi ya? Peki, İkinci Eren bir Bey. mesele. Bunu da söyleyeyim. Buyurun. İkinci bir buyurun. mesele. Buyurun buyurun. Efendim takvim yetişmiyor dediler. Bakın bu tam anlamıyla gerçek dışı bir şeydir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ön seçim taahhüdünü ne zaman söyledi? 4 Kasım'da. 4 Kasım. Kurultay bitti. 6 Kasım. Pazartesi günü. Deseydi ki Türkiye'nin her yerinde yüzde ellinin üstünde oy aldığımız garanti yerlerde ön seçim yapacağız. 6 Aralık'a kadar aday adayları kendilerinin tanıtımını yapsınlar. Bir aya ay biz ön seçimi bir ayda yaptık. Bir ay, bir ay. Ben ben 15 günde ön seçim yaptırırım bu partiye. Versinler bana etkiyi. Ben 15 günde yaptırayım ön seçimi. Görsünler, seyretsinler. 15 günde ben bu partinin her yerine ön seçim yaptırırım. Tanıyorum ben bu partiyi. Ön seçim yapmak o kadar zor bir şey değil. 6 Kasım'da söyleselerdi, 6 Aralık'ta CHP'nin bütün adayları belli olacaktı. Bugün ayın kaçı? 12 Ocak. İstanbul'da 28 ilçenin adayı belli değildi. daha. 2 ay geçti iki ay. Takvim dediler. Ön seçimi iptal etmek için takvim dediler. Ya iki ayda ben 5 tane ön seçim yapardım. 5 tane. 5 tane ön seçim yaparım. 6 Aralık'ta Beşiktaş'ın adayı belli olurdu. Kadıköy'e papatya falı bakmaya gerek kalmazdı. Maltepe'ye papat yapalı bakmaya gerek kalmazdı. Yapılırdı sandık koyulurdu. Üyeler giderdi. Şişli zaten kazanıyorsun. Şişli'nin adayı 24 tane aday, adayı var. Yarışırlardı. Kim kazanırsa örgütün takdiridir denirdi. Ve al sana değişim. Bak kardeşim ben değiştirdim. Deme hakkınız olurdu. Şu anda mevcut yönetimin böyle bir hakkı yoktur. 2019'da yapılanlar o gün yapanlar tarafından bugün değişim adı altında tekrar yapılmaktadır. 2019'da bu usulü uygulayanlar o günkü yönetim bugün değişim adı altında aynı şey yapmaktadır. Aynı şey yapmak. Konya Altı Belediye Başkanı. Niye o görevden alındı? Tüm anketlerde birinci. Ön seçim yapın birinci çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda destek verdiği için mi görevden alındı yoksa? Birçok yerde acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda destek verdi diye mi insanlar görevden alınıyor acaba? Yani kurultay sonrasının ya. bir şey mi hesabı mı yapılıyor diyorsunuz Eren Bey? Bir de özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi Hatay meselesi çok çok tartışılıyor e, gündemde de. E, bununla ilgili açıklamalar yapılırken ee, onurlu davranalım kaybedecekse de savaşla kaybedelim şeklinde yaklaşımlar e, olduğu yönünde kamuoyuna bunlar e, yansıdı. E, yani bir kaybetmek üzerine e, kurgulanmış sanki bir e, yaklaşım var diyebilir miyiz? Ve e, Hatay gibi bir tabloda yani bir büyük bir afet yaşanmış. O ne afete ya ilişkin yani CHP nasıl kazanamaz ifade. Hatay'da? Yani bunu sorabilir ya, miyiz? Kabul edilebilir bir ifade mi ya? onurlu davranıp biz efendim lütfü savaşla kaybedelim. Ne demek ya? Bakın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'u kazandı, Ankara'yı kazandı, Adana'yı, Mersin'i kazandı. Kılpayı Balıkesir'i kaybetti. Orada iyi Parti adayı çıkartmasaydı, Ahmet Akın aday olsaydı, bugün adaydır Ahmet Akın, İnşallah Balıkesir'i kazanacak. Kılpayı Mustafa Bozbey Bursa'yı kaybetti. Oraları kazanacaktı Cumhuriyet Halk Partisi. Ne demek ya Lütfü Savaş'la onurlu bir şekilde e, e, kaybetti. Evvela Lütfü Bey'in bütün davalardan aklanması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin takip etmesi gereken konu bu. Böyle bir yerde ben e, böyle bir adayın yapılmasını uygun görmüyorum. Bu doğru bir aday olmamıştır. E, bence kesinlikle parti meclisi bu adayı değiştirmelidir. Ha değiştirmiyorum. Ben değil. Bunu vebali günahı sorumluluğu elbette parti meclisindedir. Yani bende değildir yani. Ben buradan düz bir CHP üyesi olarak tavsiyelerimi söylüyorum. Evet. Son olarak Sayın Eren Erdem. Bundan sonrası için siz e, gerekli çağrıları yaptınız ama e, bu süreç nasıl yürütülmeli? Yani şimdi daha e, belirlenmeyen yerler de var. E, adaylar açıklanmayan yerler de var. E, burada Güzel, nasıl bakın, bir yol çizelim? Ben şey söylüyorum ben tekrar söylüyorum. Evet. 15 günde bir hafta bir haftada bir haftada bir haftada ön seçim yaparsınız. Kadıköy'de Kadıköy'de yani aday adayı olanların hepsi kazanacak. Hepsi kazanacak. Mesut da kazanır. Hakan da kazanır. Efendim Burkay da kazanır. Ya bunu kararını Kadıköy örgütünün vermesinin ne günahı var? Bunda ne sakınca var? Bu kimi niye rahatsız eder? Kadıköy Belediye Başkanı'nın Kadıköy üyeleri tarafından seçilmesi neden bir problem teşkil ediyor? Üstüne üstlük üye yapısı sorunlu. Ne demek bu ya? Bu sorunun cevabını arıyorum ben. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine sesleniyorum ya. Kardeşim sizin sorununuz ne? Sorun bu soruyu ya. Siz sorunluymuşsunuz. Siz seçmeyi bilmiyormuşsunuz. Doğru karar veremiyormuşsunuz. Siz yığmaymışsınız. Siz evet. doldurmaymışsınız. Fasonmuşsunuz. E bunları kurultay kürsüsünde niye söylemediniz? Bunları niye kurultay kürsüsünde söylemediniz? Sanırım Kultay 20 bin tane verilmiş üyeye bir söz de hakaret var. Hakaret ediyorlar. Diyorlar televizyonda 20 bin tane Kadıköy'deki üyeye hakaret ediyorlar. Fason mu buradaki Kadıköy'deki üyeler yani? Bu insanlar genel başkan seçmeyi biliyorlar da, parti meclis üyesi seçmeyi biliyorlar da, 2015'te vekil seçmeyi biliyorlar, belediye başkanı seçme becerik ve kabiliyeti yok mu bu üyenin ya? Nasıl ifadeler bunlar ya? Ben hayrete yani düşüyorum, şok oluyorum, kanım donuyor benim ya. Üye yapısı sorunlu. Ben Özgür Bey'in ağzından duymadım ama Şaban Sevinç canlı yayında aynen şunu söyledi. Özgür Bey bana söyledi dedi. Videosunu yayınladım. Twitter sayfamda var. Özgür Bey bunu nerede söyledi Şaban Sevinç? Üye... var. Geçmişte Sayın Kılıç. Peki geçmiş genel başkanların var. da aynı, Başkan başkanları dedi. Bunu aynı şeyi ifade e ettiğini söyledi Şaban evet. Sevinç. Evet. Eleştirdik. Evet. Eleştirdik, karşı çıktık, Tüzük Kurultayı'nda eleştiri yaptık. Bunun doğru olmadığını ifade ettik. O gün de düşüncelerimizi söyledik, e bugün de söylüyoruz. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'na biz bu düşüncelerimizi söyledik diye Sayın Kılıçdaroğlu bizi haine ilan etmedi. Tam tersine aldı bu düşüncelerimizi dinledi, düzeltmeler yaptı, yeni bir tuzuk çalışması başlattı, yeni bir yönetim kurdu ve bakın çok kritik bir şey söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst karar organı kurultaydır. Kurultay kürsüsü namus kürsüsüdür. Orada verilen sözler tutulmak durumundadır. Tutmuyorsanız bunun için kendinizi suçlayacaksınız. Örgütün üstüne örgüt yeterli değil gibi ifadelerle örgütü suçlayarak o sözlerden geri adım atmak etik değildir işime gelmedi. Yapmadım dersiniz. Başka örgütün, bir şey söylersiniz. Örgütün üstüne örgütle ne kastediliyor? Yani ön seçim mi kastediliyor? Örgüt, hmm. örgüt yetersiz. Örgüt yetersiz. Hmm. Örgüt düzgün aday seçemez. CHP örgütü. O zaman düzgün genel başkan da seçemiyor. O zaman düzgün parti meclisi üyesi seçemiyor. O zaman düzgün il başkanı da seçemiyor. Yani örgüt bunların tamamını düzgün seçiyor. Sadece belediye başkanını mı düzgün seçemiyor? Bakın buralar tutarlı ifadeler değildir. Buralarda ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne hakaret ettirmem. Örgütüme yapılan bu hakaretleri kamuoyu önünde yok üye yapımızda problemler var. Üyelerimiz sorunlu. Ben bu lafları sahiplerine iade ediyorum. Esas bu lafı söyleyenler sorunludur. Evet. E, sanırım seçimlere, e seçimlere kadardı, geçmesi, kadar da bunları tartışmayı. sorguladık mı? Evet. Hiç kimse sorguluyor mu? Bu üye yapısı seçmedi mi Sayın Özgür Özeli? Bugünkü MYK bu, bu üye yapısı seçmedi mi? Bu arkadaşların tamamı bu üye yapısı tarafından göreve gelmediler mi? Bu üye yapısı bizleri seçmedi mi? Ne demek ya üye yapısı sorunlu ne demek yani? Ne sorun varmış bizim üye yapımızın? Kadıköy'deki Nezat'in ne sorunu varmış yani? Bunu bana bir anlatsın. Kadıköy ilçe Başkanı Ali Nali'nin ne sorunu varmış? Maltepe Ülçe Başkanı Kenan Otlu'nun ne sorunu var? Ne psikolojisi mi bozuk bu insanlar? Belediye başkanı adayı belirlenirken kafalarına bir şey mi oluyor bunlara? Kasıt evet, ne burada? Dolayısıyla Eren e, Sayın Eren Erdem, yani özellikle e, ön saçım e, vurgusu yapıyorsunuz ve e, adaylara da e, aslında örgütün karar vermesinin daha doğru bir yöntem olduğunu altını çiziyorsunuz sanırım. Hayır e, ve... Özgür Özel'in bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Sayın Genel Başkanımızın en kötü ön seçim en iyi atamadan çok daha iyidir. Sayın Genel Başkanımız bu sözü Genel Başkan seçildiği kurultayda söylemiştir. Sayın Genel Başkanımızın sözü en kötü ön seçim en iyi atamadan çok daha iyidir demiştir. Yapalım ön seçim, geç kalmadık, gelin kesin kazanacağımız ilçelerde ön seçim yapalım. Ben hiçbir yere aday değilim. Bakın ben Eren Erdem olarak hiçbir belediyeye aday değilim. Ben örgütümdeki adayların menfaatini savunuyorum. Bakın bir dakikam var mı bir şey söylemek için? Buyurun lütfen son sözlerinize evet devam edin buyurun. Her gün telefonlarım çalıyor benim parasıyla, puluyla, canıyla, malıyla e, aday olabilmek için çalışan, çabalayan, gayret eden örgüt emekçileri beni arıyorlar. Ya abi ben galiba olamayacağım. Falanca başkana yakın olan şu isim geliyor buraya gibi. Ben bu bakın isyanımın sebebi benim bu. Bundan dolayı bu insanlar bu tertemiz bu parti evlatları, bu parti çocukları, bu partinin kızları bu partinin kadınları her gün böyle yüzlerce telefon alıyorum ben biliyor musunuz? Para harcıyorlar, pul harcıyorlar, ailelerinin rızkından götürüyorlar. Ya başkan galiba falanca belediye başkanına yakın kişi atanacakmış. Ya yıllardır emek veriyorum. Yazıktır, günahtır. İsyan etmemin sebebi bu. Bu insanlara haksızlık yapılıyor. Koyalım sandığı. Bütün bu insanlar kendini anlatsınlar üyelere. Üyeler karar versin. Ondan sonra hiç kimse kimseyi suçlayamaz ki. Üyeler bir takdirde bulunmuş, taban seçmiş de derler ve herkes seçime konsantre olur. Herkes çalışır, çabalar gayret eder. Ama bu şekilde yaparsanız CHP'nin garanti kazanacağı yerlerde akrabay talukat ilişkileri üzerinden aday belirlerseniz ya da kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekledi, şunu destekledi duygusuyla hareket ederseniz o zaman partiye zarar verirsiniz, partiyi küçültürsünüz, partiyi efendim sekteye uğratırsınız. Bu partinin yüzyıllık çınarın zarar görmesine sebep olursunuz. Dolayısıyla bu uyarıları yapmak bana düşer. Çünkü ben partinin bir evladıyım, neferiyim. Yerel seçim sürecinde aslanlar gibi çıkacağız. Sokaklarda adaylar kim olursa olsun çalışacağız, çabalayacağız. Ama bu uyarıları yapmak boynumun borcu. Peki Sayın Eren şunu da sormak istiyorum. Çünkü bizi bu partinin üyeleri getirdi. Sizin de tepki gösterdiğiniz e, o açıklamanın içerisinde şu ifade de var. E, CHP'de yığma üye var diye. Buradaki yığma kastı nedir? Yani e, rakam arttırmak üzere üye yapılmış insanlar mı kastediliyor? Ne kastediliyor buradaki yığma üyeyle? Bu bir yalandır. Bu bir palavradır. Bu bir şehir efsanesidir. Ben MYK'da görev yaptım. Biz her hafta üyelikler önümüze gelirdi bizim. Efendime söyleyeyim. E biz e, üyelikleri detaylı bir şekilde inceledik. Bizim yığıma üyemiz falan yoktur. 1 milyon 400 küsür bin sahih, orijinal, gerçek CHP üyemiz vardır. 1 milyon 400 küsür bin tam rakam şimdi hatırlamıyorum. 1 milyon 448 bin olabilir. Aslanlar gibi Cumhuriyet Halk Partili üyemiz vardır. Bizim yığma üyemiz falan yoktur. Ve bizim üyelerimiz genel başkan seçmeyi bildiği gibi parti yöneticisi seçmeyi bildiği gibi belediye başkanı da seçer, vekil de seçer. Bu kabiliyetlere sahiptir. Bilinçlidir, şuurludur. Sağda solda yığma üye, efendim üyelerimiz e, bilmem ne e, yetersiz e, üye yapımız problemli ifadelerini ben bu partinin tabanına hakaret olarak görüyorum. Kimse bu hakareti yapma hakkına sahip değil. O üyeler bayrak direklerine tırmanıyor. Seçim zamanı. O üyeler sokaklarda afişler asıyorlar. Broşürler dağıtıyorlar. Kapı kapı geziyorlar. Partinin tabiri caizse gönüllü neferi. Evet. Bütün hamallığı yapıyorlar. Evet. Bütün hamallığı. E, Bütün hamallığı iki, yapıyorlar. Evet, evet, şunu da sormak istiyorum. Kahret kahret dolaşıyorlar. O bu zaman çok üyelerimiz çok... güzel. Evet. Bakın e... bir şey söyleyeceğim. Buyurun. O zaman Buyurun. üyelerimiz güzel. Seçerken mi kötü? Bayrak direğine tırmanırken güzel. Bu parti 12 Eylül'de şehit verdi hanımefendi, şehit verdi. 12 Eylül'de bu parti devrim şehidi verdi. Bu partinin şehit üyeleri vardır. Mücadele üyeleri vardır. Mücadele edip yaşamını kaybetmiş üyeleri vardır. Bu parti Kuvayi Milliye'den gelir. Ne demek CHP'nin üyesi kabiliyetsizdir, seçmeyi bilmez. Nasıl laflar bunlar? Nasıl cümleler bunlar? CHP üyesi seçmeyi çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Yeter ki siz önüne sandık koyun. Sandıktan kaçmayın. Peki son olarak e, özellikle e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen e, belediye başkanlarının bu süreçte aday gösterilmeyeceği de konuşuluyordu. E, işte Sarıyer vesaire gibi e, yerlerde. Bununla ilgili ne diyeceksiniz Sayın Erdem? Efendim ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlık veya uzaklık bir adaylaşma kriteri değildir. Ben adaylaşmanın kriterini ortaya koydum. Sandık ön seçimdir. Bir kişi Kemal Bey'e yakın olabilir. Ön seçimden çıkmadığı zaman kardeşim örgüt takdir etmedi deriz. Biz siyaseti böyle yaparız. Kemal Bey'e yakınlık diye bir ölçümüz yoktur bizim. Peki ben şu Kemal an e şu an bu oluyor denebilir şu mi? Şu anda da mesela ha ama 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 birileri eğer birileri eğer ben ön, ön seçim yapılmayacak atama usulü yapılırken Atama evet, usulü evet, yapılırken. Evet. Sırf bu yakınlık üzerinden bir tasarımda bulunuyorsa yaptığı şey, yaptığı kötülük partiye'dir. Partiye kötülük yapmış olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket etti, şununla beraber hareket ettiği meselesi bir kurultay meselesidir. Evet. Kurultay meselesi, kurultay günü bitmedikçe kurultay meselesini geride bırakamayan ve hala kurultayda olan bir akılla aday belirlemeye kalkarsanız buradan partiyi zararlı çıkartırsınız. Dolayısıyla ben böyle bir şey vardır yoktur. Açıkçası ben Konya altı meselesini görünce şüphelerim arttı yani. Yani Konya altı meselesi beni bu konuda şüphelendirdi yani. Evet. Yani Birçok yerde de benzer şüpheye kapıldım. İstanbul'da bakacağız adaylara. Yani adaylaşma sürecinde İstanbul'da şimdi bazı adaylar açıklandı. Mesela bazı isim vermeyeceğim. Bazı adaylar kendi ilçelerinde isimlerini ankette sorun. Yüzde 0.5 bile çıkmayacak bazı isimlerin adaylaştığını gördük. Ya yani burada yöntem ne tam olarak? Anket yapılıyorsa ankette çıkmaz. E Ön seçim yok, temayül yok. Yani bir kişiye yakın olmak mıdır ölçü? Bir Peki, bu tartışmaların e, renkli Birin bir yönü de oluştu. Olmak, birini adaylaştırıyorsa, 2019'da bugün arasında ne fark var, ne değişti? Sadece koltuk sahiplerinin değiştiği bir şeyin adı değişim olabilir mi? Eğer yöntemler aynıysa. Aynı yöntemler uygulanıyorken, Sadece koltuk sahipleri değişmişse yaşanan şeyin adı değişim mi olur yoksa aynı şeyin tekrarı mı olur? Ben niye bu kadar rahat konuşuyorum biliyor musunuz? 2015, 2016, 17, 18, 19, 2020, 21, 22 genel başkan yardımcılığı siyasete girdiğim ilk günden beri her yerde ön seçim dedim ön seçim için Kemal Bey'e karşı mücadele ettim partide ben. Evet o zaman ben Kemal de Kemal ön seçimi tüzüğe, bakın ön seçimi tüzüğe yazma taahhüdüyle yeni MYK'yı oluşturdu. Ve biz göreve gelir gelmez ilk yaptığım açıklama neydi benim? İlk yaptığım açıklama. Tüzük hazırlıyoruz. Bundan sonra tüm adaylarımız, belediye başkanları dahil ön seçimle belirleyeceğiz. Genel Başkan bize bu taahhüdü vermişti ve ön seçim yapacaktık zaten biz. E Şimdi geriye mi gitmiş olduk? İleriye mi gitmiş olduk? Evet. Peki Erdal Beşikçoğlu da... meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hep gergin konuşmayalım. Yani bu da bu işin e, renkli bir yönü oldu, renkli bir tartışması oldu Ankara için özellikle. O da hepimizin gündeminde çokça da konuşuluyor e, Erdal Başıkçıoğlu'nun etimaskut adaylığı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Erdal Bey e, siyasi Hayatı da polisiye bir romana dönüşebilir. <gülüyor> <gülüyor> yani Erdal Bey'in e, üzerinden yürüyen tartışmalar e, gerçekten e, tabii ki iyi bir oyuncudur. Ben e, oyuncuların, sanatçıların, sporcuların siyasete katılmasına karşı değilim. E, buna itiraz etmem. Bunu faydalı da görürüm. Neticede siyaset bir meslek değil yani. Ben mesela bir gazeteci olarak siyasete girdim. Evet. Kemal Bey bir hesap uzmanı olarak siyasete girdi. E, e, efendim, Erdal e, Bey, Tayyip Erdoğan çok ilginç bir şey, futbolcu Futboldu. olarak girdi siyasete. Futboldan <laughs> evet. geldi yani. Öyle bir geçmişi var, futbol geçmişi var, YTT geçmişi var, belediye başkanı oldu. E, Erdal Bey oyuncu, iyi de bir oyuncudur. E, sevdiğimiz de bir kişidir. Umuyorum ki e, kazanır ve e, e, Etimeskut'a faydalı işler yapar diye tahmin ediyorum. Ama tabii yerel yönetim bir takım tecrübeler gerektiriyor. E, burada da belediye başkanı adayı arkadaşlarımızın tecrübeli kadrolarla e, o işi çözebileceğini düşünüyorum. Erdal Bey tecrübeli kadrolar kurup Etimeskut'ta e, kazanacaktır. Ve e, eğlenceli bir dönem olacaktır. Yani eğlenceden kastım ne? E, bu tür kişilerin kazanması e, o kentin kültür ve sanat e, derinleşmesinin e, daha da güçlenmesini sağlıyor. Yani kültür ve sanat salatsal anlamda e, ciddi bir e, derinleşme gerçekleştirme e, olanağı sağlıyor. Bence Ankara'da Etimeskut'un e, Çankaya'nın önüne geçmesini sağlayabilecek seviyede ciddi bir kültürel e, ve sanatsal e, değişimi Erdal Beşikçioğlu sağlayabilir. Bu konuda cesaretlendirmek lazım. Kamuoyundaki tartışmalar açısından da yapıcı davranmak gerekiyor. E, a, ama şunu tekrar söyleyeyim. Ben neticede adaylı açıklandığı için bunu söylüyorum. Bana göre Etimeskut'ta da ön seçim yapılmalıydı. Evet. Yani bunu da tekrar ifade edeyim yani. Bana göre Etimesgut'ta da ön seçim yapılmalıydı. Yani Erdal Bey e topil geçmezdim diyorsunuz. <laughs> orada da ve evet. Kadıköy'de böyle bir şey. Yani bana göre Etimesgut'ta yani orada çok sayıda insan aday adayı vardı. Eski ilçe başkanı Onur vardı. Birçok arkadaşımız. Şimdi ben madem atandı hani onun üzerine konuşuyoruz Erdal Daşıkçıoğlu için. Ama hmm. bana sorarsanız Etimesgut'ta da ön seçim yapılmalıydı. Çankaya'da da ön seçim yapılmalıdır. Evet. evet. Yani ee, bu, bu, bu bu da şudur. Yani bu da sizin siyasi olarak e, verdiğiniz sözü tutmanız açısından e, kıymetlidir. E, ben bu, bu bu şekilde bakıyorum. Bu bir tavsiyedir. Neden? Çünkü siyasette majör hatalar maliyetler yaratır. E bu maliyetler e, bazen çok büyük e, bedellere yol açabilir. Bugün Kemal Bey e, yani baktığımız zaman kendisinin sebep olmadığı çevresindeki bazı kişilerin sebep olduğu major hataların maliyetini tek başına ödedi tek başına yani bütün o sürecin hikayesi onun sırtına ihale edildi onu o gün hata yaptıranların bugün Sayın Genel Başkanımıza da hata yaptırma eğiliminde olduğu düşüncesindeyim ve bu beni kaygılandırıyor yani bütün bu uyarılarımı bu doğrultuda yapıyorum. Evet. O gün Sayın Genel Başkanımıza ön seçimleri yaptırmayanlar, küçük kurultaylarında ön seçimleri kaldırtanlar, bugün de yine yeni sistemin içerisindeki çok güçlü isimlerdir. Acaba yeni Sayın Genel Başkan'a da bu ıı, ön seçim kararından vazgeçme işlerini bu kişiler mi telkin etmiştir? Bu kişilerin, çünkü bu kişilerin cümleleri bunlar. Üye yapılarımız problemli, üye yapılarımız sıkıntılı lafları bu kişilerin lafları. Evet ben biz Bülent de bu soruları sizin aracılığıyla biz de sormuş olalım ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ee, Sayın Eren Erdem çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, faydalı bir Evet ben de yayınlar diliyorum. Oldu. Teşekkür Daha ediyorum katıldığınız için. Evet efendim özel yayınımızda yerel seçimleri konu edindik. Ee, 37. dönem medyadan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Eren Erdem'le yerel seçimleri ve CHP'nin yerel seçim adaylarını ve aday belirleme süreçlerini konuştuk. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. CGTN Türk özel sona erdi.